Aslında tabi Asya denince bugün aklımıza ilk gelen husus bu küresel sistemde güç kaymasının yaşandığı bölge akla geliyor. Bu anlamda bu tez Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyasının artık inişe doğru geçtiğini bölgede ise Çin merkezli yeni bir güç temerküzü ortaya çıktığını iddia ediyor. Ama bu tabii çok tartışmalı bir konu. Bir gözlem yaptığımızda gerçekten askeri gücün, ekonomik gücün ve bu ekonomik mobilizasyonunun Batı'dan coğrafi olarak doğuya doğru kaydığını, burada da Asya'nın bir merkez haline geldiğini görüyoruz. Çin tabii burada artık yükselen bir aktör olma pozisyonundan bir süper güç pozisyonuna geçmiş <laughs> durumda. Yani 10 yıl önce Çin analizleri daha çok Çin'i yükselen güç olarak tanımlardı. Artık Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni dengeleyecek bir süper güç olarak tanımlanıyor. Zira Çin'in ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücüne neredeyse denk gelmiş durumda. Şimdi yeni bir e, jeopolitik mücadele ekseni Asya'da karşımıza çıkacak ve bu mücadelenin hem ekonomik hem de askeri ayağı olacak. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bu ekonomik mücadelenin ve askeri mücadelenin başını çekecek. Biden döneminde de muhtemelen daha sert olması muhtemel bir ekonomik mücadele ve askeri mücadele ortaya çıkacak Çinle. Tabii Çin de bunu aşmak için ekonomik halkasını ve etkisini yaymaya çalışıyor. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz ee, İpek yolu projesi evet. Demir İpek yolu projesi bunun araçlarından bir tanesi ee, Elbette e, Türk dış politikası açısından değerlendirildiğinde Çin'in ve Asya'nın çok önemli bir noktaya yerleştirildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ilan edilen yeniden Asya politikası, hı hı. Ki Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı bununla ilgili hatırlarsanız bir organizasyon da yapılmıştı. Ve Türkiye'nin yeniden Asya'ya açılması, evet. yani Türk dış politikasını, Türkiye ekonomisini, Türkiye'nin siyasi ilişkilerini bölgedeki aktörlerle biraz daha derinleştirmek hı hı. ve bu güç kayması dediğimiz süreçte Türkiye'nin konumunu yeniden değerlendirmek. Hedef strateji bu ve tabii bu özellikle şöyle bir noktaya geldi 2020 yılında pandemi patlak verince bu tartışma çok daha hızlanmaya başladı geçen sene pandemiden önce de bu tartışma vardı ama pandemi acaba uluslararası ilişkilerde bir değişim hızlı mı olacak yani o beklediğimiz Amerika'dan Çin'e veya Amerika'dan başka bir aktöre doğru yani süreci hızlandıran hızlandıracak bir unsur bir oldu, oldu pandemi değil mi ama şöylesi bir tabii soru işareti de var yani Amerikan e, Liderliği bir günde ortadan kalkmayacak. Bir yılda eldetti, da ortadan kalkmayacak. Eldetti. Onun yerine gelecek e, belki aktör de Çin olamayabilecek. Yani hmm. çok karmaşık ve çok çetin bir mücadele e, bizi bekliyor. Yeni dünya düzeni Çin merkezli olması konusunda bazı yaklaşımlar var ama yeni dünya düzeninin daha çok merkezli, çok kutuplu, çok katmanlı evet. olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla Türkiye'nin de özellikle Çin Güneydoğu Asya'da, Asya'da, hı hı. Doğu Asya'da birçok aktörle siyasi savunma ekonomi noktasında ilişkilerini derinleştiriyor. Türkiye işte bu belki çok kutuplu, çok katmanlı hı hı. E, yeni dünya düzeninde kendisine daha iyi bir yer edinmek için biraz daha uğraşacak. Siz Süreci ıskalamıyor değil mi hocam? Yani yükselen bir şöyle, trend var. Yani bir hazırlık var. dönemi var doğru. Siz girişte hı hı. ifade ettiniz 2021 yılında Türkiye'yi ne bekliyor? Evet. Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerine orada hı hı. yer verdiniz. Hı hı. O zaten epey bir zamandır bir çerçeve sunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta e, mayıs ayında böylesi bir açıklama yapmıştı. Artık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra Türkiye'nin yaptığı hataları tekrar etmeyeceğiz. Bu sefer yeni döneme daha hazırlıklı olacağız, daha dinamik olacağız, hem adapte olacağız ama hı hı adapte olmaya çalışırken de o güç pozisyonunu Türkiye'nin biraz önce Zuhal Hoca da söyledi. Yeni bir güç projeksiyonu yapması lazım. Onu sahaya yansıtacak. Yani dolayısıyla Türkiye fırsatı kaçırmak istemiyor. Hı -hı. Ama fırsatı kaçırmaması için de çok ciddi bir hazırlık e, sürecinden geçmesi gerekiyor. Şu anda içinde yaşadığımız süreç tam da bu aslında hazırlık dönemine işaret ediyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı egemenlik dedi, haklar dedi ve potansiyel dedi. İşte e mücadele coğrafyada egemenlik haklarından vazgeçmeyecek. Hı hı. Bu egemenliğine bağlı olan haklarını koruyacak her ne pahasına olursa olsun. Gerektiğinde askeri düzeyde koruyacak evet. ve Türkiye'nin potansiyelini bölgedeki tüm aktörlerle daha fazla yukarıya çıkaracak. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz dedi kimseyle e, bu noktada kavga etme derdinde değiliz. Hı hı. Sadece egemenlik haklarımıza saygı gösterilsin. Ama potansiyelimizi herkesle paylaşabiliriz dedi.